Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yuvarlak çanta çalışması yapacağız. Yuvarlak çanta nasıl yapılır diye çok istek aldım ondan da. Sizleri kırmamak adına bunu da çalışalım birlikte. Şimdi yapacağımız şey yine pamuklu makramemiz. Bu hasır ip de olabilir. Jütiplerden de güzel oluyor bu çantalarımız. Bu sizin tercihinize bağlı. Sert olmasını istiyorsanız biraz daha sert ipler kullanabilirsiniz. Ben yine kalın makrome ipi kullanıyorum. Ben kilo iş aldığım için bu makromeler biraz daha kalın oluyor diğerlerine göre. Tığım yine 4 no tığ. Kuplanını falan öreceğiz zaten. Kulpa da gerek yok. Şimdi başlangıç olarak ben bir tanesini bir tarafını hazırladım. Diğer tarafını örüyorum. Size de şimdi yeniden başlayarak göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi sihirli halkayla sihirli halkamızda diğer videolarımda var zaten. Onun için oralardan da bakabilirsiniz. Onun için göstermedim. Ya da isterseniz gösterebilirim. Şöyle parmağımıza doluyoruz. Bu ilmeğimizi alıp bir zincir çekiyoruz ve şunu bırakmıyoruz şurayı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne. İlmek kalmadan 6 tane sık iğne yapıyoruz ve bu ilmeğimizi çekiyoruz ve ortamız oluşmuş oluyor. Şu şekilde. Bunu diğer tarafa birleştiriyoruz. İlmeksiz ve ipimizi içinden kaydırıyoruz. Şöyle. Burada ilk başta bir zincir çekip bu 6 tane sık iğne yapmıştık. Her birine ikişer tane sık iğne yaparak çantamıza başlıyoruz. Her bir deliğine ikişer tane sık iğne. Bir, aynı yere tekrar ve iki. Böylelikle ilmeklerimizi de artırmış oluyoruz. Ve şimdi son yere geldim. Hanımlar şuraya. Yani ilk başlangıç yerine. Ben burada buraya takıp içinden ipi yürütüp bağlamayacağım. Artık birleştirme yerimiz olmayacak. Dümdüz direkt gideceğiz. Yani çantamızın buralarında dikiş veya ekleme yeri görünmemesi için direkt hiçbir şey yapmadan ilmeğimin içine batıyorum. İki kere battım. Çünkü artırmamız gerekiyor buralarda. Normal örüyorum artık. Birleştirme falan yapmadan dümdüz yuvarlak bir şekilde gidiyoruz. Yani hep bütün o yaptığımız aralara sık iğne yaparak gidiyoruz. Ben bunda bu çantamı yaparken hep doğaçlama artırdım. Yani şöyle bakıyorum. Şöyle kıvrılmaması lazım. Her seferinde böyle düzeltiyorum. Bakalım nerede artırma ihtiyacı var diye. Ve doğaçlama bir şekilde istediğiniz yerden artırma yapıyorsunuz. Artırma bir yere iki defa batınca artma oluyor zaten. Mesela iki tane ördüm. Üçüncüyü yaparken artırmak istedim. Çünkü çantamız genişleyeceği için, toparlanmaması için belirli yerlerinde artırma yapıyoruz. Bu çantada yuvarlak olduğu için nasıl diyeyim? Belirli yerlerde artırma yaparsak bu çantamızda çok belli olur. Çizgi şeklinde olur. Hoş olmaz, hoş durmaz. Doğaçlama. Bunu sizler yapabilirsiniz. Gerektiği yerde artırma yapacaksınız. Her sırada kaç tane gerekirse. Sadece yapmanız gereken şey aynı artırdığınız yerin üstüne artırma denk getirmemeniz. Bakın.
Şimdi artma istiyor çünkü toparlanmaya başlıyor. Hemen artırıyorum. 2 tane yapıp tekrar artırıyorum. Sürekli böyle düzelterek öreceksiniz ki nerede artırma var. Yani onu bilip sık sık artırma yapacaksınız. Bakın yine artırdım. Diyeceksiniz ki yani biz bilemeyiz nerede artırıp nerede artırmayacağımızı. Belli bir sayımız olsa. Ama bunlar bu sık iğne olduğu için belli bir sayı olması mümkün değil. Öyle dersem sizlere ipiniz kalın olur, tığınız ince olur, tığınız kalın olur ve hoş durmaz. Yani dümdüz belli aralıklarda artırma yaparak, artırmaları biliyorsunuz aynı yere çift bandı batarsanız, yani şu sık iğneden aynı yere iki tane battığınız zaman artırma oluyor zaten. Şimdi bunu böyle bir kenara bırakalım. Bakın burada biraz daha büyük hali var. Şu şekilde. Şimdi bunu devam ederek aynı boyuta gelene kadar belli yerlerde ara ara artırarak, bakın hemen hemen artırıyorum çünkü yuvarlandığı için gerekli. Nereden baksam 5 tane örüyorum buralara geldiğim zaman. 6 tane örüyorum. Gitgide gitgide tabii bunun seyrekleşiyor çünkü büyüyor çantamız artık. Belli aralıklarla artırarak dümdüz bir zemin hazırlayalım böyle 2 tane. Şu şekilde. Bittikten sonra kenar tarafını da göstereceğiz. Buraya kadar umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Artırmalarımızı örgümüz kasmadan kendini toparlanmadan veya kiloş olmadan belirli aralıklarla göz kararı ve doğaçlama şekilde artırarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, iki tanesini de tamamladım şimdi. İki tane yuvarlak şöyle. Şimdi ipimizi kırmadan önce bunda da yaptığım gibi şimdi burasını göstereceğim size. Çantamızın ağız kısmı şu kadar yer ayırdım. Bakın. İpimizi kırmadan önce nereden baksan kaç ilmek? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ilmek. Şimdi ağız kısmını yapacağız. İpimizi kırmadan önce. Şimdi bitirdik. Aynı boya geldi. Ağız yerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Orası kıvrılmaması için, sert durması için sepetlerde uyguladığımız gibi tekrar göstereyim. İlmeğimi battım, çektim ve içinden geçiriyorum. Yanındakine hemen ilmeği batıyorum, çektim ve bunu içinden geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. İlmeğimizi battık. Ve içinden kaydırarak geçtim. Yani bu ağız kısmı böyle sert durması için şuraya kadar 40 ilmeğe kadar şimdi böyle yapacağız. Örmüyorum. Sanki ilmekleri içinden geçirir gibi. Şöyle. Bakın burası şöyle oldu. Diğerinde de yaptım. İki tarafın ağız kısmını bu şekilde yapacağız.
İlmeğimizi geçirdik ve içinden kaydırdık. İlmeğimizi aldık ve içinden kaydırıyoruz. Bakın şu şekilde oluyor. Sonra da kenar tarafını öreceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen ölçüyorum. Bakın burada da belli diğer çantamızın. Bunu uca getirdim. Ve diğer tarafına kadar yani 40 ilmek şu kadar ağız kısmı yaptım. Şu şekilde. Ve burada ilmeğimi bir zincir çekip biraz uzun bırakalım ki şöyle dikmek için lazım olur. Orada çirkin durmasın. Hem kaydırma falan yapmaya uğraşmayalım diye. Evet, iki tane yuvarlağımızı hazırladık. Şimdi kenar yapacağız. Kenarımız için de ipimizi 10 tane zincir çekiyoruz. Hanımlar bu büyük olduğu zaman mesela bunu ne kadar büyütmek isterseniz de büyütebilirsiniz çantanızı. Ona göre de kenar sayınızı da 1-2 ilmek fazla yapabilirsiniz. Şimdi buna göre 10 ilmek çekeceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirle her bir zincirimize ilmek almadan sık iğnemizi yapıyoruz. İlmeğimizi şöyle her bir deliğine ilmek almadan sık iğnemizi örüyoruz. Evet. Sonra bir zincir çekip tekrar geri döndüm. Bütün ilmeklerin üstüne yine sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle. Bir zincir çekip dönüyoruz tekrar. Bunu yani şu çantamızın şu ağız kısmını bırakıp şuradan böyle buraya kadar uzun bir şekilde yani şu kenar yapacağımız için bu sık iğnemizi öreceğiz. Size göstermek için böyle başladım. Aslında hazırladım. Şimdi onu göstereceğim size. Bunu bırakalım. Bu 10 tane başlayıp uzun bir şekilde yani şunun gibi. Bu şekilde düz bir şekilde öreceğiz. Şöyle. Bunu ölçtüğümüz zaman şunu ayarlayalım. Şuradan şöyle. Evet. Bunu şuradan tuttuğumuz zaman şöyle yani şuraya kadar bu zemin hazırlayacağız. Şu kadar kalmış benim. Biraz daha öreceğim. Sonra bu ipi de kıracağım.
Bu şekilde. Evet, şimdi ölçelim hanımlar. Yani şöyle tutup ölçebiliriz. Buradan tutup çantamızın tam ucundan, hiç çekme falan yapmayalım ki dikerken de bir aksaklık olmasın. Şöyle yuvarlağımızı ölçüyoruz. Ağız kısmını bırakarak şöyle. Evet, tam bu ağız kısmının olduğu yere geldik. Şuraya kadar. Yani kenarımız tamamlanmış oldu. Şimdi bunu da arkadaşlar biraz uzun bırakın ki dikme yerleri gibi olsun. Şimdi parçalarımız tamamlandı. Orlon iğnemizle birlikte çantamızın bu ipimizi önce bir takalım. Dikme yerini göstereceğim sizlere. Şurası tersi düzü yok zaten. Hep aynı kenarımızın ters düz olayı yok. Şu şekilde tutup bunu isterseniz dışarıdan da yapabilirsiniz. Gözükmesin derseniz şöyle de dikebilirsiniz. Ben bazen böyle tercih ediyorum. Bazen de böyle dikmeyi tercih ediyorum. Böyle de biraz daha otantik oluyor dikiş. Şimdi buradan bura çantamın yüz kısmı. İpimi buradan önce pekiştiriyorum. Ve direkt arkadan geçirip ister böyle makine dikişi isterseniz şöyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Her bir ilmeğinden çantamızın bir karşı taraftan bir bu taraftan alarak çantamızı dikiyoruz. Bu şekilde. Bakın. İster üstten dikebilirsiniz, ister alttan da dikiş izi olmasın derseniz alttan da dikebilirsiniz. Bu tarafı dikip şuraya kadar geliyoruz, ağız kısmına kadar. Diğer tarafını da düz şekilde olan taraf dışa gelecek şekilde bu tarafını da şöyle göstereyim. Buradan dikip şu şekilde hazırlayalım. Evet, tek tarafını diktim. Şimdi sizlere diğer tarafı yaparken de başka bir dikiş göstereceğim. Hangisini beğenirseniz sizler ondan yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi çantamız düz tarafı içe gelecek. Şu şekilde. İçe gelecek şekilde. Şimdi burada iki tane ipimiz denk gelmiş. Mecbur birisini kırmamız lazım. Sonra içeriden yürüteceğiz. Uzun bırakalım yürütmek için. Bu ipimizi takıyoruz iğnemize. Şimdi iç taraflar düz ve tersler bu tarafa geldi. Şimdi bunu önce bu uca birleştirelim. İyice bir pekiştirelim. Şu ip içeride kalsın. Bunu da göstermek için bu şekilde diktim size. Diğer tarafını da bu şekilde diktim arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz ikili sık iğnemizin başları vardı. Bunun iç tarafındakini değil, iç tarafındaki ilmeği değil, şu üstteki
İlme yani iç tarafta kalacak. Bu şuradaki iç tarafta kalması için üstteki ilmeği alıp bunun herhangi bir yerine tam denk gelecek şekilde dikiyoruz. Her bir ilmekten yani şu tekini alıp diğer karşı tarafa dikiyoruz. Burası iç tarafta kalacak. Yani çantamızın kenarı çizgi şeklinde olması için bunu iç tarafta tutacağız. Şunun tek ilmeğini alıyoruz. Karşısından sıkı bir şekilde şöyle dikiyoruz. Şimdi iç tarafını göstereceğim size nasıl olduğunu. Yani şu tek şeridi de iç tarafında kalacak. Çantamızın yuvarlaklığı daha belirgin oluyor o zaman. Tekini alıp karşısına dikiyoruz. Şuradan da hanımlar bu karşı tarafa da bir çatal iğneyle tutuşturursanız potluk olmaması için tam denk gelmesi için onu kendiniz ayarlayarak güzel bir şekilde dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çantamızı diktik. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi çantamıza kollarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Alttaki videolarımda var. İster angeles işi saplarımızdan yapabilirsiniz. İsterseniz hasır hapishane işi saplarımızdan. İkisinin de videosu aşağılarda var. Onun için onları çekmedim. Şimdi ben kulplarımı hazır ettim. Şu şekilde. Kupları takmak için de ben çift kat ördüğüm için iki tane iplerimiz oldu burada. Tek kat çok ince olurdu. Olmazdı. Şimdi yerini ayarlayıp şu şekilde kulplarımızın yerini ayarlayıp bu şekilde takacağız şimdi kulplarımızı. Buradan sayıyoruz. 10. Buradan saydım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da buradan saydım. Evet, şu şekilde. Şimdi 10 şuradan şu ilmekleri 10 tane olunca buraya getirdim. Buradan ilmeğimizin birini çekeceğim. Diğerinde bir ilmek atlayıp diğerini de çekiyorum diğer tarafından şöyle. Sıkı bir şekilde bu iplerimizi bağlayacağım. Eğer hapishane işi kulp yaparsanız zaten onlar dikilecek. Şu ön tarafa dikilecek. Ama bu angeles işi dikilmeyeceği için sıkı bir şekilde bu taraftan bağladım. Şimdi bu tarafı da tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam buraya denk geliyor. Şöyle şu şekilde. Şimdi bunu da iç taraftan çektim. Diğerini de çektim. Sıkıca bağlıyorum içinden. Size göstermek için buraları ben sonra iç taraftan temizleyeceğiz. Şimdi gelelim bu tarafa. Yani bunu nasıl yapacağınız size bağlı. Ne kadar genişlikte istiyorsanız oraya bağlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu tarafta da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tam şuraya denk geliyor. Yani bu karşılık şurası. Bunu da tekrar çekiyorum ilmekleri iç tarafa. Bunu da sıkıca bağlayacağım. Daha sonra ben video çekiyoruz diye şu an gösteriyorum. Bunlar içeriden hepsi temizlenecek tabii ki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şurası buraya denk geliyor. Bunu da bu şekilde çekiyorum içeriden.
bağladım. Evet, kulplarımız da böylelikle hazır oldu arkadaşlar. Burayı istediğiniz zaman şöyle göstereyim. Biraz kameramız çekimden dolayı tam göstermese de çantamızı şöyle tutmak istedim. Bu şekilde çantamız hazır oluyor. Şimdi buna süs yapalım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Ben bu çantayı sadece böyle bu kulptan yapacağım. Yani bu kadar olacak bu çantam. İstiyorsanız diğer çantalarımda da vardı. Buradan diğer tarafa da uzunca bir sap yapabilirsiniz. Aynı sapından. Şimdi şöyle uzunca bir tane kartonumuzla çift kat olarak ipimi sarıyorum. Bunu hepiniz bilirsiniz zaten hanımlar. Evet, bu kadar yeterli. Ve bunu kestim. Daha sonra bir iple içeriden geçirip bunu yukarıdan en tepeden şöyle en tepeden bağlayacağım. Evet. Bağladıktan sonra arkadaşlar diğer kalın makasımla şu alt kısmını kesiyoruz. Püskülümüzü düzelterek ipimizin tek katıyla şuradan biraz daha uzun keselim ipimizi arkadaşlar. Bir saniye. Evet, diğeri biraz kısa geldi. Şimdi ipimizi şöyle burasını düzeltip şu kadar uzunluk bırakıp bu şekilde birkaç defa sıkı bir şekilde doladım. Ve bu ipimizi buradan geçirerek bağlıyorum. Evet. Ve burasını da düz bir şekilde, ben şuraya keseceğim, düz bir şekilde kestim. Bakın. Şimdi boncukları renklendirebilirsiniz. Ben kahve tonu buna çok yakıştırıyorum. Kahve kalın tahta boncuklarımla iki tane buna taktım. Şu şekilde. Bakın püskülümüz hemen hazır oldu. Bunu yine pratik olsun diye ben hemen şuraya takacağım. Şu şekilde. Ben bunu bağlıyorum. Bazen müşterilerim istediği yerlere koysun diye seyyar yapıyorum ki başka yerlere de takmak isterler belki diye. Bu şekilde çantamızı tamamlıyoruz. Şöyle. Umarım güzel bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum bu çanta hakkında da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir diğer videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayı da sakın unutmuyoruz. Sevgiler.